İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı son açıklamalarla adeta kazan kaldırdı. Kılıçdaroğlu ve CHP'yi topa tutan İYİ Parti liderinin "beceremediniz, beceremedik" sözleri siyaset sahnesine bomba gibi düştü. Sonuç, beceremediniz. Bu sözlerle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken açıklamaları Fox TV'den yaptı. Bu masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde de masanın dağılacağını söyleyen bir şey ve bir tekzip görmedi bu. Bu kabul gören bir durum ise eğer o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur ki bu tartışmadan uzak. O bir noterlik görevi gören bir masa. Benim bilgimin içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Akşener her cümlesinde CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Altılı masadaki derin çatlağı adeta gözler önüne serdi. Almanya ziyareti sırasında Saraçhane'deki süreç üzerinden Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Beceremediniz dedi. Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir şeyi yok, problemi yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni ararlardı. Ben o yukarı çıktığımda, hani Sayın Hande Fırat'la Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da yaptıydı ya, benim telefonumdan bu düzenek kurulurdu, arardı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben onu halka gösterirdim. Bunu ne olurdu kardeşim? Ne olurdu? Ey ahali. Bunu onun yerine ben bunu yapardım. Biz bunu yaptık. Bu tür şeyleri yaptık o çok yakın çalıştığım dönemde. Buna akıl eder kurmay zeka. Sonuç beceremediniz. Sonra ne oldu? Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız ve de iç işlerine karışıyordu. Altılı masadaki derin çatlağı da işaret etti Akşener. Sistemi eleştirmeyi beceremediklerini vurguladı. Ortada bir başarısızlık olduğunu dile getirdi. Biz sistemi tartışmalıyız ismi değil. Birincisi buydu. Bunu başaramadık. Bu bir feragattı. Yani fedakar falan değil. Feragattı. Bir haktan feragat etmekti. Bunun amacı da şu. Bu ülkenin insanlarının, gencinin, yaşlısının, kadınının, erkeğinin, zenginin, fakirinin, işçisinin, memurunun sesini, biz duyuyoruz sesi. Siz de duyuyorsunuz basın mensubu. Bu sesi, yani kendi menfaati var cümlesi kurulmamak kaydıyla ki bunu başarmak için duyduğumu, duyacağımı ve bu sesi olmasa da hem söyleyeceğim hem de tutacağımı ispat etmek içindi. Üçüncüsü ise, bu feragatın üçüncü konusu ise tek adayla gidebilmeyi sağlamaktı. Ben burada halkın sesini kişisel bir talebi olmadan iletebilmenin yolu bir feragatta bulundum. Bir de sistemi tartıştırmayı öne almak için. Sistemi tartıştırma konusunda başarılı olamadık. Eğer biz bu seçimi kaybettiğimiz takdirde bir daha parlamenter sistem konuşamayız. Akşener masanın noter işlevi görmeyeceğini de söyledi. CHP'li Kuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dayatmasına atıfta bulundu. Masa noter görevi görmeyecek diyerek CHP'lilerin dayatmalarına kapalı olduğunu da vurguladı. Benim bildiğim Sayın Kılıçdaroğlu ortak olarak adayın belirleneceğini kendi ilan etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Bülent Kuşoğlu'nun Sayın Hande Fırat'a verdiği bir beyanat var. Bu masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde de masanın dağılacağını söyleyen bir şey ve bir tekzip görmedi bu. Bu kabul gören bir durum ise eğer o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur ki bu tartışmadan uzak. O bir noterlik görevi gören bir masa. Benim bilgimin içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.